Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Rusiyanı qoral bilən təminləyən Xitay şirkətləri qarı tizimlikə kirgüzüldü. Amerika Rusiyanı uçuqçısız ayroplan zapkasları bilen təminləyən Xitay və başqa dövlətlərinin şirkətlərini Suudi qarı tizimlikə kirgüzdü. Fransiya Xalqara Radiosunun 25-ci sentyabr xəbər qilishçi, Biden hökuməti 11 Xitay şirkəti və 5 Rusiya şirkətiyə yeni Suudi embargosu qoyğan bolub, onların bəziləri Rusiyanın Ukraynağa təcavüz qilishi üçün uçuqçısız ayroplan zapkasları bilen təminlədi deyə ayıplanğan. Eksport siyasetini nazarat kıladığan Amerika Saudi Ministerliği şu günü Finlandiya ve Germaniya şirketlerini öz içine alan cemi 28 şirketini Saudi qara tizimlikke kirgizgen. Şunun bilen Amerika temelli gücü şirketlerinin bu şirketlerini texniki bilen temellişi texamu qiyinlaşgan. Reuters agentliğinin haberine asaslanğanda Xitayning Asiya Tinic Okean ulunu çektik şirketi ve Rusiyanın SMTI Logic'ni öz içine alan 9 şirket ilgiri qara tizimlikke kirgizilgen bulup, mezkur şirketler Rusiyanın alahide texniki merkezi, Rusiya Qurallı Qısım baş ştabi GRU'ni uçuqçısız ayroplan zapkasları bilen təminlegen. Valkoçisi gezdinin haber kılışca Amerika Saudi Ministerliği düşenbi günü Xitay, Rusya ve başka devletlerinin 28 şirketine eksport çekilmesi koygan bulup, qara tizimlikke kirgizilgen şirketler Rusya organlarının uçuqçısız ayroplan işlep çıkış üçün Rusya şirketini zapkas bilen təminleş arqalıq hazırkı eksport kontrollukkı xilaplık kılgan dep guman kılınan 9 şirketini öz içine aldıken. Amerika St. Petersburg'daki alayda texniki merkezinin Rusya Hərbi İstihbarat Organı GRU'ni uçuqçısız ayroplan bilen təminləgənliki oturgu koyulgan bolup, bu qetim çekilengen şirketler Xitayning Asiya Tinic Okean ulunu çeklik şirketi, Finlandiyadaki 3 şirket, Germaniyadaki 1 şirket ve Rusiyadaki 4 şirketini öz içine aldıken. Reuters agentliği ve Rusya taratqoları Ice Stories ötken ili London Aql Ambiri ve Xalliq Birleşme Mulazimet Müdafiye İnstitutu bilen hemkarlaşıp tekşürüş arqalıq Rusiyanın alahide texniki merkezi Seahawk Orlan uçuqçısız ayroplanını merkez kılgan dünyavi torunu bayqıgan. Tekşürüşdün ayan buluşca Hong Kong'daki eksport kılgıcı Asiya Tinic Okean ulunuş çektik şirketi Rusiyanın uçuqçısız ayroplan programması bilen təminli gücülerinden biri ikken. Bu şirket ve Rusya import şirketi SMTI Logic bu yıl mayda Amerika'nın aldığı qetimlik cezası uçurgan. Amerika Bihaderlik İşleri Mesleğiçisi Alan Estevis Putin'nin Ukrayna'daki kanunsuz uruşunu təminleş ve kollaş üstüde devamlı izlenim atkallarına karada kılçı işkilenmesinin tizlikte hareket kılışımız gerek degen. Məlum buluşça, Amerika Saudi İşleri Ministeri Gina Raimondo aldınqı həbde növətti 700-dən artıq şirket Amerikanın eksportunu kontrol qılış tizimlikke kirgüzüldü. Bunun 3-dən bir qismidin köpürəkini Biden hükümeti qara tizimlikke kirgüzdü degen. Raimondo muşu aydaki ispat anlaş yığınıda Amerika Avam Palatası'a biz texamoköp eksport qanununu icra qılğıçılarga həm de texamoköp texnikilik mütəxəssislərge muhtaç degen. Xitay Şərq Türkistan haqqında səbsət setişini davamlaşdırmaqda. Xitay rejimi Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayəti səbəblik xalqara cəmiyyətdə besimgə uçuravatqan bir payətdə Xitayının sizıqıdan çıxmaydıqan dövlət əməldarları və orqallarını Şərq Türkistanı ziyarət qıldırış və yalğan səhnələr bilən onlarını aldaş arqalıq öz cinayətlərini yuşuruşqa urunuvatqan bolub, bu qətim Beijing Universiteti Şərq Oqış Mükafatı boyunca kursantlar vəkilləri ömekini Şərq Türkistanı ziyarət qıldırğan. Xitay Xalq Torunun xəbər qılışca atalmış Uyğur Abdum Raylıq Partiya Komitetinin sekretari Ma Shengrui, Qorçaq Reis Erkin Dünyaz 24-cü sentyabr Ürümçide məzkur kursantlar vəkillər ömeki bilən görüşkən. Ma Shengrui dünyanın hər qaysı yaylarından gələn vəkillər ömeki kursantlarını qarşı aldığanlığını bildirib, Amerika qatarlıq xərib əlləri Şinjang arqalıq Xitayını tosuş suiqəsdini işqa aşırmaqçı boldi. Əməliyyatı Şinjanga alaqadar məsələlər mahiyyəti zoravallıqqa, terrorluqqa qarışdırış, əsəbilikni tügütüş, bölgünçülükkə qarışdırış məsələsi dep bildirilgan. Bildirilişçe ziyaret ömeki işçiden Somali, Çad, Zambiya, Liberiya, Gabon, Angola, Nigeriya'dan gelgen kursantlar vekilleri var bulup, onlar sözü de Şinjan'da her kaysi milletler ortak itibaklaşıp terakki kılıb etipdu. Her hıl diller inak ve itibak işken, asallıq milletler medeniyetiki varislik kılınıbdu ve qoğdulubdu digerlerini göylüb, Xitayının yalgan təşviqatıga maslaşkan. Uyğur mecburi emgekiki çetişlik 3 Xitay şirketi qara tizimlikke kirgüzüldü.
Amerika Uyghurlarını mecburi emgeki seyleşki çetilgan Xitayning 3 şirketini qara tizimlikke kirgizdi. Amerika avazının haberinde bildirilişçe Amerika hükümeti seyşembe günü bayanat ilan qilib, Uyghurlarını mecburi emgeki seyleşki qatnaşkan uğurlar tizimlikke yana 3 Xitay şirketini qoşqanlıqını aşkarlıqan. Reuters agentliğinin haber qilishicha bu harakatning asoslik maqsadi Amerika ta'minlash zanjiri ichidagi majburiy emgakka chetishlik barliq mahsulotlarini yo'qotish ekan. Qora tizimlikka kirgizilgan 3 Xitoy shirkati atalmish Xinjiang Tianmen asosiy to'qimachilik cheklik shirkati, atalmish Xinjiang Tangritog yo'ng to'qimachilik cheklik shirkati va atalmish Xinjiang Chungtai guruhi cheklik shirkati ekan. Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuniga asosan shirkatlar import qilingan mahsulotning majburiy emgak bilan ishlab chiqarilmaganligini isbotlay olmagan taqdirda Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq deb hisoblanadiganligi bildirilgan. Garchi Amerika hukumatı Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunini rasmiy ma'qullab amaliy ijro qilishga boshlagan bo'lsa-mu, mutlaq ko'p qism davlatlarning Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatiga, xususan majburiy emgak jinoyatiga sukut qilishi yoki amaliy tadbir qo'llanmasligi Xitoyning xalqaro savdo harakatlarini to'salg'usiz davomlashtirishiga yo'l ochib bermoqda. Xitoy rejimi xalqaro jazo va besimlarga qaramay bir tarafdan Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakdan g'oyat zo'r manfaatga erishsa, yana bir tarafdan Sharqiy Turkistonning chegara afzalligidan foydalanib, majburiy emgak mahsulotlarini temir yo'l liniyasi orqali Yevropa, O'rta Osiyo davlatlariga yetkazgan. Bu orqali Avasiya transportining qimmat dengiz transportining osti bo'lishda kamchiliklardan ag'ib o'tib, texnik ko'p foyda va afzalligiga erishgan. Yana bir Xitoy milliarderi nazoratga elindi. Xitoyda eng ko'p qarzga bo'g'ilgan Xingda guruhining qurg'uvchisi Xu Jiayin saqchilarning nazoratiga elingan bo'lib, qarz krizisidagi qurilish va uy mulk shirkati bo'lgan Xingda guruhining ma'muriy va adliya tekshirishi shunday qilib pul to'lash qiyinchiligiga duch kelmoqda. Akvaldan xabardor kishilarning aytishicha Xingda guruhining milliarder raisi Xu Jiayin saqchilarning kontrolligiga elingan bo'lib, Bloomberg agentligining xabariga asoslanganda uning nima uchun nazarband qilinganligi aniq emas ekan. Xitoyning jinoiy ishlar da'vo qonuniga asosan nazoratga elinguchi tasdiqdan o'tmay turib uydan ayrilolmaydi ekan, boshqalar bilan ko'rishalmaydi ekan yoki aloqa qilolmaydi ekan. Qonun bo'yicha pasport va kimligi cho'qim saqchiga berilishi kerak ekan. Shu joyin Xingda guruhini Xitoydagi eng cho'ng uymilik shirkatiga aylantirgan bo'lib, butulkilik suvdan tartib kasbiy futbol va elektronlik mashinalargacha bo'lgan nurg'un kasblarga kengaygan. 64 yaşlıq Xu Jiayin 30 yıldan köpürek vaqtdan buyan Xitoy Kompartiyasining a'zosi bo'lgan bo'lib, 2008 yili u sarxil hukumat amaldorlari va korxona rahbarlari qatorida Xitoy xalq siyosiy maslahat yig'iniga qatnashgan. 2021 yilidan boshlab shirkatning ishlari nacharlashishga boshlagan. Osiyodagi ikkinchi boy kishi bo'lgan Xu Jiayinning vayron bo'lishi intayin tiz bo'lgan bo'lib, Bloomberg milliarderlar ko'rsatkichiga qaraganda Xu Jiayinning boyligi 2017 yili 42 milliard dollardan 2 milliard dollarga yetmaydigan ahvolga tushib qolgan. Xingda guruhi hozir 2 trillion 390 milliard yuan, ya'ni 327 milliard dollar qarzi bor holga kelgan. Bunundan boshqa yana shirkatning sobiq bosh ijroiya amaldori, sobiq moliya ishlari maslahatchisi qatorliq amaldorlari ham qo'lga olingan. Undan boshqa 16 sentabr davlatga o'tkazib berilgan sug'urta shirkatining sobiq direktori Chu Jialinning ham 17 sentabr qo'lga olinganligi xabar qilingan. Xitoydagi uy mulk kasbida davomlashayotgan to'xtab qilish va uy sotilish miqdorining tovallashi sababidan chiqim qilishi qiyinlashgan bu shirkat 25 va 26 sentabr kunlari haqdorlar bilan planlangan 6 yig'inni amaldan qoldirgan. Agar shirkat 30 oktyabr Hong Kongda o'tkazilgan tunji qatimliq isbot anglash yig'ini orqali haqdorlar bilan kelishim hosil qilolmasa, qarzlari badaliga shirkatning mol-mulklari tutib qilinishga boshlashi mumkin ekan. Trump Amerika bosh shtab boshlig'ining o'lim jazosiga loyiq ekanligini bildirdi. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump Amerika bosh shtab boshlig'i general Mark Milley'ning o'lim jazosiga loyiq ish qilganligini bildirib, prezidentlik vazifasining oxirgi oyida Milley'ning Xitoy mudofaa ministri bilan o'zining xabarsiz ko'rishganligini tanqid qildi va bu xiyonatchilik harakatining natijasida Xitoy bilan Amerika o'rtasida urush keltirib chiqarishi mumkinligini bildirib, u shunda qo'rqinchli harakatga ilgari jazosi o'lim bo'ladi dedi.
Trump özünün ictimai alaqı süpsedeki sözü de Mark Milley'ni ayıplab, onun prezidentinin xabirsiz Xitay Müdafiye Ministeri bilen körüşkerlikini, Amerika prezidentinin oy fikirlerini Xitay'a xabir kılgallıqını bildirip, bu şunda korkunçluk hareketki ilgili cezası ölüm bolatdi. Xitay bilen Amerika otursudaki uruş bu xiyanetçiliknin neticesi buluşu mümkün idi, digen ibarlarını işletti. General Milley 2021 yılı 9. ayda Kengiş Palatası Korallık Mülazimet Komitetiği bergen guvahlık sözü de özünün Xitay emeldarlarına Trump'nın prezidentlik devrinin ahirki haptisi de Xitay'a hücum kılışını planlamağallıqını enik etkallıqını bildirip, benim aynı vakitki vazifem ciddilikini pes etiş idi. Benim Xitay'a kılgan sözüm, hatırcan bulunlar, mukim turunlar ve vaziyetini keskinleştirmenler. Biz sizlerge hücum kılmayımız digerlerden ibaret idi, deb guvahlık bergen idi. İsrailiya uruş ayruplarları Gazze'deki köyüş noktalarını bombardıman kıldı. İsrailiya uruş ayruplarları Gazze rayonunun cenubideki Hamas'ın harbi kanıtığı tevə iki köyüş noktasını bombardıman kıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe İsrailiya armiyasının ammevi ortaklaşı torbeti ekis sahibisi de bu axte ilan kılıngan bayanatıda uruş ayruplarları tarafından bombardıman kılıngan köyüş noktalarının Gazze rayonunun Karni ve Refah rayonlarına caylaşkan Hamas'ın harbi kanıtı İzzettin El-Kasim Brigadalarına tevə ikkenliki bayan kılındı. Bayanatta bombardıman neticesi de adam ölüş ve yarılınış ehvali körülüp görülmegenliki hakkında hazırgıçı hiç kandak malumat verilmedi. İmran Khan Rawalpindi'deki türmege yetkildi. Pakistan'ın sabık başministeri İmran Khan tutup durulubatkan Addok türmesinin paytaxt İslamabad'a koşuna Rawalpindi'ye caylaşkan Adiyala türmesine yetkildi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Pakistan taratqolardaki haberlerde kayıt kılınışça İslamabad Ali Sot Mahkemesi İmran Khan'ın advokatlarının talebi boyunca onu İslamabad'a koşuna Rawalpindi'deki türmege yetkilişini karar kılgan. İmran Khan oq ötmez avtomobilde Addok türmesinden Rawalpindi'deki Adiyala türmesine apırılgan. İslamabad Ali Sot Mahkemesi İmran Khan bilen sabık taşkı işler ministeri Şah Mahmud Qureyşi'nin devlet mahbiyetlikini aşkarlaş cinayeti bilen ayıplengeliği sebebinin tutup duruluş vaxtını 10. Oktyabrgacha 14 gün uzarttı. Pakistan sahtileri 5. Ağust İmran Khan'ı Lahur şehrideki üyüde kolga algan idi. İmran Khan üstüden çıkarılgan 3 yıllık kamak cezası 29. Ağust keçiktirilgeliği sebebinin kapalet bilen koyup verilgen idi. Ama o şu günün ayetisi Teptiş Mahkemesi'nin talebi boyunca devlet mahbiyetlikini aşkarlaş cinayeti bilen ayıplenip kaydedin tutulgan idi. Sabık taşkı işler ministeri Qureyşi'mi okşaş cinayet bilen ayıplenip 19. Ağust İslamabad'daki üyüde kolga elingan idi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.